arz ederim. Sayın Valim, çok kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanımız, bakanlığımızın çok değerli bürokratları, genel müdürleri, kıymetli il milli eğitim müdürüm, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, Nevşehir'imizin çok değerli okul yöneticileri, kıymetli öğretmenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, bugün Nevşehir'de yapmış olduğumuz 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle bugün Nevşehir'de bulunmaktan duyduğum memnuniyet ifade etmek isterim. Sabah geldiğimizde ilde valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, bakanlığımızın bürokratları, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz bir değerlendirme toplantısı yaptık ve gerçekten son yıllarda Nevşehir'de alınan mesafeyi, kalitenin iyileşmesi bağlamında alınan mesafeyi görmekten büyük mutluluk duydum. Bu iyileştirmede, bu kalitenin artmasında hepinizin ayrı ayrı büyük emekleriniz var, katkılarınız var. Ben hepinize Nevşehir'de bulunan tüm öğrencilerimiz, tüm anne babalar adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Yine değerlendirme toplantımızda Nevşehir'imizin bu kapasitesini nasıl iyileştirebiliriz? Yani mevcut 82 milyonluk yatırımımız varmış Nevşehir'imizde. Bu kapasiteyi nasıl artırabiliriz diye etraflı bir şekilde değerlendirme yaptık. Ve Nevşehir'e yatırımlarımızı 82 milyondan 178 milyon ilave bütçe vererek 260 milyona çıkarttık. Tabii bunun içerisinde okullara gönderdiğimiz okullarımızın temizliği, kırtasiye, küçük onarım ve donatımla ilgili ihtiyaçları hariç. Biliyorsunuz bu sene bir uygulamaya, yeni bir uygulamaya başladık. Daha önceden bakanlığımız sadece orta öğretim okullarına bütçe gönderirken anaokulu, ilkokul ve ortaokullara bütçe gönderiyordu. İle ilçeye gönderiyordu, il ve ilçeden okullara intikal ediyordu. Zaman zaman gecikmeler oluyordu, zaman zaman ihtiyacın aktarılmasıyla ilgili sıkıntılar yaşanıyordu ve ilk kez anaokulundan lisesine kadar tüm okullar artık bütçesini doğrudan okul bütçesine aktarmaya başladık. Gerçekten bu milli eğitim tarihinde uzun yıllardan beri konuşulan ama bir türlü gerçekleştirilmeyen bir adımdı. Dolayısıyla bizim için eğitim sistemindeki en kıymetli liderlerimiz, elbette il milli eğitim müdürlerimiz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, onlar hepsi size destekleyen mekanizmalar ve bizler de dahil olmak üzere. Asıl olan şey okul. Çünkü asıl olan şey öğrencinin, öğretmenin birlikte ders için bir araya geldiği mekan. İşte o okul. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizlerin hizmetinizde olmaktan, her türlü ihtiyacınızı karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve bu bağlamda bugün biraz önce Sayın Müdürümüz de bahsetti. Yaklaşık 20 milyonluk bir bütçe talep etmişsiniz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için. Onun tamamını bugün itibariyle hesaplarınıza yatırdık. Dolayısıyla Nevşehir ilimize bugün itibariyle ilave verdiğimiz bütçe miktarı 280 milyona çıkmış oldu. Yani 82 milyondan 280 milyona çıkmış oldu. Yeter ki ihtiyacınız olsun, 280 milyon değil 300 milyon, 350 milyonlara çıkartma kapasitemiz de var. Allah'a şükür. Sayın Valim, değerli konuklar, değerli çalışma arkadaşlarımız, öncelikle bir teşekkürde bulunmak istiyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1,5 yıl aradan sonra ilk kez kararlı bir şekilde okulları açık tutmak için bir irade gösterdik. Ve birlikte her türlü önleme riayet ederek birlikte 6 Eylül'de başlamış olduğumuz yolculuğu 17 Haziran itibariyle başarılı bir şekilde tamamladık. Ben bu sürece vermiş olduğunuz katkılardan dolayı enişten şükranlarımı sunuyorum. Bu süreç gerçekten çok kıymetli ve kritik bir süreçti arkadaşlar. Hepinizin malumu, tüm dünya bu COVID-19 salgını sürecinde bir şeyi fark etti.
Belki biliyordu ama yaşayarak bizzat görmüş oldu. Okullar sadece eğitim öğretimin yapıldığı yerler değildir. Dolayısıyla okullar kapatıldığı zaman telafi edilmesi gereken şey sadece öğrenme kayıpları değildir. Okullar bir ülkenin en nitelikli sermayesi olan beşeri sermayesinin niteliğinin çok boyutlu olarak artırıldığı ve geliştirildiği yerlerdir. Öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin olduğu, duygusal gelişimlerinin olduğu, akran eğitiminin olduğu, beraberce bir şeyler yapabilme becerisinin arttığı, aynı zamanda kültür, sanat ve spor etkinliklerin yapıldığı mekanlardır. Ve her toplumda, sadece bizim ülkemizde değil, tüm toplumlarda eğitim kurumları, okullar toplumdaki eşitsizliklerin minimum hissedildiği yerlerdir topluma göre. O eşitsizliklerin telafi edildiği ortamlardır. Dolayısıyla bu süreçte en fazla mağdur olan, o okulun ortamına en fazla ihtiyacı olanlardır. Yani sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan ailelerimizin çocuklarıydı. O psikososyal gelişimleri, diğer gelişimleri telafi etme imkanına sahip olamayan ailelerimizin çocuklarıydı. Onun için biz kararlı bir şekilde üç şey dedik. 6 Ağustos'taki bakanlık devrinde verildi mi? Bakan olarak. Okulları açık tutmak için COVID vakalarının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yok. Sonra Sağlık Bakanımızla basın toplantısında dile getirdiğim bir cümle oldu. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir. Sonra bir cümle daha söyledim. Okulların açık kalması Türkiye'de artık bir eğitim meselesi olmaktan çıkmış bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Çünkü kaybedilecek olan nesillerdir. Nesilleri kaybettiğimiz zaman güçlü Türkiye iddiasına bulunabilmemiz mümkün değildir. İşte o bir yıl okulları açık tutabilmek öyle basit bir iş değildi. Hepiniz maskelerle günde 6-7 saat derse girerek o süreçleri yöneterek büyük fedakarlık gösterdiniz. Ondan önce de büyük fedakarlıklarınız oldu. O dijital içeriklerin oluşturulması, valiliklerimizin koordinasyonunda, vefa gruplarında vatandaşımıza hizmetlerin sunulmasında inanılmaz fedakarlıklar oldu. Ben de acizane Milli Eğitim Bakanlığı olarak dedim ki bu çalışma arkadaşlarıma bu fedakarlıklarının bir karşılığı olmasa bile bilindiğinin farkındalığını göstermek için tüm öğretmenlerimize başarı ve istek dilerim. Ve birinci dönem olduğu gibi ikinci dönemin sonunda da tüm öğretmenlerimize, idari personelimize de ayırmadan, çünkü eğitim bir bütünlük içerisinde gerçekleşen bir mekanizma, tüm öğretmenlerimize, tüm idari personelimize başarı ve istek dilerim. Bu başarı belgesini göndermenin anlamı şuydu. Siz bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği açısından çok kritik bir dönem geçirdiniz ve orada çok büyük fedakarlıklar yaptınız, büyük katkılar sundunuz. Tarihe küçük bir not düşmekti. Onun için ben hepinize bu vesileyle o süreçlerindeki katkılarınız, fedakarlıklarınız, emekleriniz için en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bir daha böyle olağanüstü koşullardan ülkemiz geçmez, dünya geçmez. Ama sıkıntılar yaşansa bile artık Türkiye şunu deneyimledi. Artık okullarımız kapatılmada fedakarlık yapılacak ilk yerler değildir. Fedakarlık yapılacaksa başka yerlerden başlanacak. En son okullar kapanacak. O da olağanüstü bir durumdur. Bunun deneyimini 57.108 okulumuzun tamamı sahip oldu ve topluma gösterdi. Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Valimiz Nevşehir ilinin eğitimde geldiği seviyeden bahsetti. Okullaşma oranlarının %90'dan üzerine arttı. 5 yaştaki okullaşmanın %98.3. İlkokul, ortaokuldaki okullaşma oranlarında ciddi oranda arttığından bahsetti. Aslında bu sadece Nevşehir'e has bir durum değil. Türkiye'nin 81 ili 922 ilçesinde son 20 yılda eğitimde ciddi bir dönüşüm sağlandı. Yeni okullar yapıldı, derslikler inşa edildi. Buradaki amaç tek bir şeydi arkadaşlar. Madem bir ülkenin en kalıcı sermayesi, beşeri sermayesi ise o ülkenin çocuklarının hepsinin, mümkünse hepsinin eğitime ücretsiz bir şekilde erişebilmesini sağlamaktır. Bu eğitimde fırsat eşitliği anlamında çok önemli bir enstrümandır.
Peki niye son 20 yılda yapıldı? Yani 2000'li yıllardaki okullaşma oranları nasıldı? Siz eğitimcisiniz, yıllardan beri eğitim sisteminin içerisindesiniz. Bakın ben birkaç tane rakam söyleyeyim size. Biraz önce Sayın Valimiz dedi ki 5 yaştaki okullaşma oranı %93, 98.3 dedi. 98. 2000'li yıllardaki 5 yaştaki okullaşma oranı bu ülkede %11'di arkadaşlar. %11. Orta öğretimdeki okullaşma oranı, yani lise çağ nüfusuna sahip nüfusumuzun ne kadarının eğitimde yer aldığını gösteren parametre olan orta öğretimdeki okullaşma oranı %44. Yani liseye gidebilme çağında olan 100 gencimiz, çocuğumuzun, gencimizin sadece 44'ü liseye gidebiliyor. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı %14. Orta öğretimdeki okullaşma oranı %44'ten %90'a çıktı tüm Türkiye'de. Bakın Nevşehir'de bu oran düzeldi. Yüksek öğretimdeki okullaşmaların da %14'den %48.5'a çıktı. Ya bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Mümkün olduğu kadar bu ülkenin her eğitim kademesindeki çocukların rahat bir şekilde eğitim erişiminin sağlanması ile ilgili gerekli yatırım yapıldı demektir. Sadece bir örnek vereyim. 2000'li yıllarda 300 bin sayısında derslik varken bugün 857 bin dersli olan bir eğitim sistemine sahibiz. 1 milyona yakın bir dersliğimiz yaklaşık. Şu anda eğitim sisteminde 18.9 milyon öğrencimiz, 1.2 milyon öğretmeni olan bir eğitim sistemimiz var. Devasa bir eğitim sistemimiz var. Peki gelişmiş ülkelere bakıyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki okullaşma oranlarının tarihi seyrine bakın. Bizim 2000'li yıllardan sonra son 20 yılda yaşanmış olduğumuz bu dönüşüm, okullaşma oranlarındaki bu artışların OECD ülkelerin, gelişmiş ülkelerin 1950'li yıllarda sağladığını görüyoruz. Peki niye 70 yıl bekledik? Rekabet ettiğimiz ülkelerle rekabetin en güçlü enstrümanı olan insan, beşeri sermayemizin niteliğini artırmayla ilgili eğitimi neden bu kadar üstün körü bir şekilde geçiştirdik? Cevabını size bırakıyorum. İkincisi, bu dönemde ikinci çok kritik bir süreç yaşandı. Aslında bu sorunun cevabı ikinci bölümde, ikinci boyutta. Son 20 yılda eğitimin önündeki antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Eğitime erişimle ilgili bu ülkede kendi vatandaşının başörtülü kadınlara, kızlara eğitim erişim yasaklanmıştı. Başörtüsü yasağı var değil mi? Şimdi unutuldu. Hala deniyor ki başörtüsü yasaklarında konuşuluyor, istismar ediliyor bu konu hala. Ya biz yaşadık bunları, gördük ya, insanlar üniversite kapılarında o kadınlarımızın, o kızlarımızın çektiği çileleri gördük. Maddi imkanı iyi olan insanlar veya bir şekilde fırsatını bulan kadınlarımız, gençlerimiz yurt dışlarına gittiler. Niye kendi ülkesinde eğitim alma imkanından mahrum bırakıldılar? Aynı nedenle. 70 yıl gecikmenin nedeni aynı burada da var. İkinci kısım, hassayı uygulaması. 1999'da yürürlüğe girdi. İmumatip niyetiyle girildi ama sadece imumatipi mahvetmedi, meslek eğitimi de alt üst etti. 99'da uygulanan kassa uygulaması bu ülkede 10 yılın üzerinde uygulandı. Ancak 2012 yılında kaldırılabildi. Amaç neydi? Amaç akademik olarak başarılı öğrencilerin bu iki okul türüne gitmesini engellemekti. Yani hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler gitsin. İmam Hatip açısından bunun sonucu ne? İmam Hatip mezunu kaymakam olmasın, İmam Hatip mezunu vali olmasın, bürokrat olmasın, iş adamı olmasın. Mesleki eğitim iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiremesin, aciz kalsın. Yani ülkenin ekonomik kalkınmasında tıkanma olsun. Şimdi bu iki tane antidemokratik uygulama da bu dönemde kaldırıldı. Bir taraftan okullaşma oranları kitleselleşme evresine ulaştırıldı, bir taraftan da antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırıldı. Diğer taraftan sadece İmam Hatip'te okuyan çocuklarımız için değil, bu ülke Müslüman bir ülke.
farklı okul türlerine giden çocuklarımızın peygamberinin hayatını öğrenme, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme, dini bilgileri öğrenme ile ilgili seçmeli dersle ilgili imkan ilk defa bu dönemde getirildi. Peki bu iki özellik birlikte yürütülürken, bir taraftan antidemokratik uygulamalar kaldırılırken, bir taraftan okullaşma oranları artırılırken, vatandaşın tüm çocuklarının eğitim seviyesinde tüm kademelerin erişimi kolaylaştırılırken kaliteden ödün mü verildi? Hayır, kaliteden ödün verilmedi. Bakın arkadaşlar, bu ülkede kalite genelde turba atıdır. Tamam mı? Ben uzun yıllar yüksek öğretimde çalıştım. Yüksek öğretimin Türkiye'deki tarihini biliyorum, ayrıntılarını biliyorum, geldiği noktayı biliyorum, geçirdiği evreleri biliyorum. İstanbul'da ilk üniversite açıldıktan sonra Ankara'da üniversite açılmaya çalışıldı. İlk tepki şu, Ankara'da üniversite mi olur? Kalite elden gidiyor. Ya nasıl bir şey ya yani? Ankara'da üniversite kuruldu, İzmir'de kurulduğu zaman aynı terane devam ettiriliyor. Şimdi aynı bu kalite ninnisi bu eğitimdeki kitleselleşme evresinde de söylendi. Aman Allah'ım, her taraf okullar açıldı, kalite elden gitti yani. Kalite nasıl bir şeyse, bir yerde kalite varsa vardır, büyüdüğü zaman da kalite büyür. Ama o kaliteyi destekleyecek mekanizmaları sisteme inşa etmezsiniz, zafiyetler ortaya çıkar. Bakın son 20-30 yılın Türkiye uluslararası öğrenci başarı araştırmalarına katılıyor biliyorsunuz. PISA araştırmaları, TIMSS araştırmaları, TALİS araştırmaları, PIRLS araştırmaları. Tüm araştırmalara bakın. Araştırma sonuçları ne diyor? Türkiye son 20 yılda girdiği her araştırmada, her döngüde, işte PISA, TIMSS birisi 3 yılda bir yapılıyor, birisi 4 yılda bir yapılıyor. Birisi 15 yaştaki PISA Türkçe, matematik ve fen okur yazarlığını ölçüyor. TIMSS 4 ve 8. sınıflardaki matematik ve fen okur yazarlığını ölçüyor. Ya her girdiğimiz döngüde bir önceki döngüden daha yüksek puan almışız. Yani bir taraftan öğrenci sayısını artırıyorsun ama aynı zamanda başarını da artırıyorsun. Bu ikisini yapan ülke nadirdir arkadaşlar. Gerçekten nadirdir. Biz kendi kendimizi övmek için söylemiyoruz yani. Son PISA araştırmasında rapordaki ifadeyi biliyorsunuz. Her konuşmamda tekrar ediyorum ki bunun tekrar edilmesinde fayda var. Yani. Raporda diyor ki 15 yaşta öğrenci sayısını en fazla artıran ülke Türkiye olmasına rağmen matematik ve fen okul yazılımında puanını en fazla artıran birinci ülke Türkiye'dir. Yani kaliteyle ilgili de problem yok. Geçen aylarda Paris'teydik. UNESCO Eğitim Bakanları Zirvesi'nde OECD Genel Sekreteri ile bir saate yakın eğitimle ilgili müzakerelerimiz oldu. Türkiye'deki eğitim nedir, nereye götürebiliriz, genel durum, PISA başarıları nedir? Ya bir saat konuşma o kadar keyifli geçti ki. OECD Genel Sekreterinden şunu işitmek çok güzel. Siz Türkiye'de çok iyi şeyler yapıyorsunuz. Kitleselleşme evresi, kız çocuklarının eğitime erişimi, efendim eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesinde ciddi bir iyileşme söz konusu. Ve çıktıktan sonra da çok güzel bir paylaşımda bulundu sosyal medyada. Yani dedi ki Türkiye'nin başarısı sadece Türkiye'de kalmamalı. Diğer ülkelere de ilham verilmelidir. Ama birileri yine rahatsız oldu. Çünkü o yıllardan beri, yüzyıllardan beri batı bakışıyla, oryantalist bakışla İçimizde bizden olan, vatandaş olan ama dili batı medeniyetinin dilini konuşan insanlar bu Türk insanının, bu aziz milletin iyi şeyler yapamayacağını endoktrinasyonunu yıllarca yaptı. Edilgen kılmak için siz yapamazsınız, siz başaramazsınız. Eğer bir başarı hikayesi varsa mutlaka arkasında bir Hinoğlu Hinlik vardır. Yoksa mümkün değildir. Batı insanı yapar ama Türk insanı yapamaz. Niye? Yapıyor fırsat verildiği zaman. Sen yıllardan beri bu ülkede özellikle muhafazakar kesimi kız çocuklarını okula gönderemiyor diye töhmet altında bıraktın. Okullar yapıldığı zaman kız çocukların okullaşma oranı erkeklerin okullaşma oranını geçti bu ülkede. Demek ki problem yok bu ülkede. Ayrımcılık yapmadan, tüm vatandaşları kuşatarak, bütünleştirerek, bu ülkenin kalkınması için sefer ettiğiniz zaman bu ülke çok güzel başarı hikayeleri çıkar.
dahili ve harici bedbahtlara rağmen. İnşallah bizler de bu başarı hikayesini daha yükseklere çekmek, çok daha iyi noktalara taşımak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bu vesileyle bu 20 yıllık eğitimdeki başarı hikayesinin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımıza Nevşehir'den inişten şükranlarımı sunuyorum. Eğer bugün Sayın Valimizin, İl Milli Eğitim Müdürümüzün dediği gibi her istediğimizi verdik dedi. Gerçekten her istenilen yatırımları verdik yani. Bunu verebiliyorsak işte Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçesine göre en yüksek bütçe olduğu içindir. Bu aslında 20 yılın anahtar odaklarından, başarı hikayelerinden bir tanesidir. Eğitim birinci öncelik. Çünkü eğitim olmadan hiçbir şeyi başarabilmemiz mümkün değil. Onun için o COVID dönemindeki 1,5 yıl çok kritikti. Kıymetli arkadaşlar, hepinizin malumu, biz de bu dönemde 3 şeye ağırlık veriyoruz. Birincisi okul öncesi eğitim. Eğitimde fırsat eşitliğinin olmazsa olmazı. Bizim eğitim sistemimizin şu anda okullaşma oranları imkanları artırıldıktan, %90'ların üzerine çıkartıldıktan sonraki en büyük handikapı okullar arası başarı farkı. Aslında bunun gerekçesi de iki şeyden kaynaklanıyor. Birincisi okul öncesi eğitimdeki yaygınlık olmamasından, ikincisi de 28 Şubat'ın kassa uygulamasından. Şimdi göreve geldiğim zaman okul öncesi eğitimdeki olanlara baktım. 3 yaş, bir kere 3-5 yaş aralığında biz aslında ilkokul, ortaokul, lise, yüksek öğretimdeki okullaşma oranlarımız hep OECD ortalamalarına taşınmışız ama okul öncesinde bunu başaramamışız. 5 yaşta başarmışız nispeten ama 3-4'te bunu başaramamışız. Oranlara bakıyoruz, 3 yaştaki okullaşma oranı %14. 5 yaşta 135. Pardon, 4 yaşta. 5 yaşta 178'di. 6 Ağustos 2021 tarihi itibariyle. Hemen bir planlama yaptık. Dedik ki bu açığı kapatmamız lazım. Ne için? Çünkü eğer toplumun bir kesiminin çocuğu okul öncesi eğitime gider, bir kesiminki gitmezse ilkokul bile geldiği zaman hazır bulmuşluklarında ciddi fark ortaya çıkar. Temel eğitimin ilk kademelerinde bu farkları biz ortadan kaldıramazsak bu fark giderek büyür. İşte lisedeki okullar arası başarı farkı olarak önümüze bu durum ortaya çıkar. Bunun için 3000 tane yeni anaokulu, 40.000 tane de yeni ana sınıfını yapmak üzere tüm planlamalarımızı yaptık. Bütçelerimizi hazırladık. Gerçekten kimse inanmadı. Çünkü bunu deklare ettiğimiz zaman, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Deklare ettiğimiz zaman eğitim sistemimizdeki arkadaşlar bağımsız anaokulu sayısı tüm Türkiye'de 2872'ydi. Yani biz mevcuttan daha fazlayı bir de bir yılda yapma hedefini koyduk yani. İstanbul'da 147 tane devlet anaokulu vardı. Ama 1538 tane özel üretim anaokulu vardı. Peki garibanın çocuğu nereye gidecek? Gitmeyecek. Öbürü sosyoekonomik seviyesi iyi olan velilerin çocukları 3. yaştan itibaren 3 sene anaokuluna gidecek. Sonra gelecek birinci sınıfta, öbür gariban gelecek. Dağlar kadar fark var. Hem bilişsel becerilerinde hem bilişsel olmayan becerilerinde. Bu telafi edilmediği zaman işte aslında toplumdaki o eğitimdeki fırsat eşitliği bunun için önemli. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu. Sen işçisin, işçi kal. Aslında bu toplumsal sınıfların sürdürülebilirliği anlamında kritik bir enstrüman değil mi? Fransız bir sosyoloğun Bourdieu'nun yıllar önce, ta 70 yıllarda bahsetti. O kültürel sosyal sermaye. Yani sınıfların sürekliliğini sağlamada eğitimin en önemli enstrüman olarak kullanılması muhabbeti. İşte bunu kırmanın birinci yolu okul öncesi eğitimi bu ülkenin tüm çocuklarının ücretsiz olarak erişebilmesini sağlamak. Kıymetli arkadaşlar, geçen hafta itibariyle, bugün rakam almadım. Muhtemelen daha fazladır. Çünkü inanılmaz rakamlar yüksek. Sürekli tempolu bir şekilde gidiyor. 1110 tane bağımsız anaokulunu hizmete almışız.
Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde yılda yapılan bağımsız anaokulu sayısı 50-60 bandında her yıl. 20 yılın üzerinde ki geçmişe tarih olarak yapılan kadar 20 yıl sonrasında elde edilebilecek rakama 10 ayda ulaşmış oldu. Ve 10 bin tane ana sınıf açtık. 500 bin tane yavrumuz anaokullarıyla buluştu ve 5 yaştaki okullaşma oranı %78'den 10 ay gibi kısa sürede %93'e çıktı Türkiye'de. Ve Nevşehir bunun üzerine çıkmış. %98.3. İstanbul'daki 5 yaştaki okullaşma oranı arkadaşlar %45'ti. Şu anda %75. İstanbul'da bunu 10 ayda başarabilmek öyle kolay bir şey değil. Arazi bulabilmek, onun bütçesini bulabilmek, onu yapabilmek. Bakın 1000 tane anaokulu sözü öldük İstanbul'da. 700'e yakınını bitirdik. Ve o 300'ünü de inşallah yapacağız. Ve bu yılın sonunda sadece 3000 tane anaokulu yapmakla kalmayacağız. 3000'in de çok daha ötesine geçeceğiz. Ve böylece biz de bir gün gideceğiz. Sizler de gideceksiniz. Ama bu okul öncesi eğitime yapılan yatırım bu ülkenin çok daha güçlü olabilmesi için gelecekte atılmış en önemli tarihi adımlardan birisi olarak eğitim tarihinde yerini alacak. Aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği ve okullar arası başarı farkının da azaltılmasına çok büyük katkısı olacak. İkincisini dedim ben size. Dedim ki o 28 Şubat'ın 1999 kasa uygulaması. Niye? Çünkü bir eğitim sisteminde arkadaşlar, bir sınıfta heterojen dağılım istenir başarılı. Aynı seviyede öğrencilerin olması hiçbir zaman istenmez. Ki akran eğitim olabilsin. Birbirlerine öğretebilecekleri şeyler olsun öğrencilere. Kassayı uygulaması ne yaptı? Akademik olarak başarılı öğrencileri belli lise türlerinde kümeledi. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencileri de İmam Hatip ve mesleklerinde kümeledi. Bir anda kantarın topuzu kaçtı. 2-3 yıllık aynı eğitim seviyesinde 2-3 yıllık farklar ortaya çıktı. Bu kendiliğinden mi oldu? Hayır. İşte bu hep toplumsal mühendislik projelerinin eğitim politikalarından yansımalarından kaynaklandı. Şimdi konuşuyorlar o kadar rahat ki yani küfet yok sırtlarında. Ya eğitimin kalitesiymiş, şu okulun şu eksikliği varmış. Ya şu 20 yılda yapılanı düşünebilmem, tahayyül edebilmem mümkün değil. Ya konuşmayacaksın ya. Tamam mı yani? Sen önce yaptığın, uyguladığın bu ülkenin beşeri sermayesini verimli kullanabilmesinin önündeki engelleri koyduğun için tövbe edip kenarda durman lazım, konuşmaman lazım. Ama onlar çok rahat konuşuyorlar ya, hiç problem yok ya. Ama biz de rahat konuşacağız ya. Biz dünyadaki eğitimin ne olduğunu biliyoruz, bu ülkenin hangi eğitim serüvenleri yaşadığını da biliyoruz ya. Onun için hiç problem yok ya. İkinci öncelik verdiğimiz konu arkadaşlar mesleki eğitim. Bir ülkede mesleki eğitim dengesini bulmazsa sadece iş gücü piyasası anlamında aranan eleman ihtiyacı karşılanmamakla kalmaz. Aynı zamanda orta öğretim sistemi dengesini bulamaz. Onun için kasay uygulaması kaldırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığımız, geçmiş bakanlarımız, bürokratlarımız mesleki eğitimi güçlendirmek için çok büyük çaba sarf ettiler. Biz sadece farklı bir yaklaşım sergiledik. Ya dedik ki, madem özel sektör mesleki eğitimin yükünü üzerine almıyor, dünyada aldığı halde Türkiye'de almıyor. Ve biz özel sektöre, iş gücü piyasasına insan kaynağı yetiştiriyorsak, o zaman özel sektörü mesleki eğitimin içerisine dahil etmemiz lazım. İşte bu yaklaşımla yapmış olduğumuz şey, müfredatı birlikte güncelleme, efendim iş gücü piyasasının talep etmiş olduğu beceriye göre eğitim sistemini dizayn etme, aynı zamanda öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlama, arz talep dengesini rasyonel bir zemine oturtma ile ilgili yeni bir düzenlemeye girdik. Ve bir anda mesleki eğitime teveccühün arttığını görüyoruz. Mesleki eğitime %1'lik dilimden başa öğrenciler gelmeye başladı. Yani 28 Şubat'ın uzaklaştırdığı akademik olarak başarılı öğrenciler tekrar mesleki eğitime gelmeye başladı.
Ve her geçen gün %1'lik başarı diliminden öğrenci alan meslek liselerinin sayısı artmaya başladı. Diğer meslek liselerinin sınavda öğrenci alan meslek liselerinin puanları ve doluluk oranları her yıl artmaya başladı. Sonra üretim kapasitesini arttırdık meslek liselerine. Çünkü yaparak, üreterek öğrenmedir asıl olan. 200 milyonluk üretim kapasitesinden 2021 yılına 1 milyar 162 milyonla kapattık arkadaşlar. Ve yaklaşık 50 milyon öğrencilerimize bu üretimi yaptıkları katkıları nedeniyle pay dağıttık. 112 milyon da okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize dağıttık. Burada var da meslek lisesi öğretmenlerimiz değil mi? Okul yöneticilerimiz. Evet. Üretim kapasitesini artırınca bir adım daha attık. Fikri mülkiyetle mesleki eğitimdeki o kapasiteyi yeni bir faza, yeni bir evreye taşımak istedik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 50 adet külliyede ARGE merkezinin açılışını yaptık. Şu anda 55 tane ARGE merkezimiz var mesleksel. Patent, faydalan model, marka, tasarım tescilleriyle çalışıyorlar. Bakın, geçen gün Sanayi Teknoloji Bakanımızla bu haftaydı galiba. Liseler arası faydalı model patent yarışmasının ödül törenine katıldık. Orada da söylediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nda yıllık 2.9 ürün tescili yapılırken bakın yılda 2.9 yani 3 Türkiye'de 18.9 milyon öğrenci olacak, 1.2 milyon öğretmen olacak ve ürün tescili 2.9. İşte bu odaklanmayla 7.700 lira açtı 2022 yılında. Bakın yani 3 7.700, 7.800. Yani yıl sonuna doğru muhtemelen 10.000 açacak yani. Ve bunların 74 tanesi ticarileştirildi. Meslek sitelerimiz artık yurt dışına ihracat yapmaya başladı. En son İstanbul'da katıldık. Kağıt havlu üretimi. Kağıt havluyu Portekiz'di galiba yanılmıyorsam. Portekiz'de İSO'yla birlikte yönettiğimiz bir okul kağıt havluyu Portekiz'e ihracat yaptı ve tırı birlikte uğurladık. Ama güzel olan şey şu kıymetli arkadaşlar. O kağıt havlunun makinesini de meslek sitesi üretti. Şimdi bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu COVID sürecinde gördük değil mi? Nevşehir'de de gördük. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde meslek liselerinde maske üretimi diye bir şey yok. Öyle bir müktesebatı yok. Bir kapasitesi yok. Ama üretim kapasitesini arttırdığımız zaman hızla COVID'in o ilk günlerinde ilk şok dalgaları atlatılmaya çalışılıyor. Maske bulunamıyor. Gelişmiş ülkeler maske havalimanlarında çalınmaya başladı. Hatırlayın o günleri. Hızlı bir şekilde meslek eğitimden maske üretimine döndük. Maskeyle kalmadı. Dezenfektan, tek kullanımlık önlük, video laringoskop cihazı, solunum cihazı, maske makinesi, hızlı antijen kiti. Portföy sürekli gelişti. Bakın emin olun, bugünlere böyle kolay bir şekilde ulaştıysak, o işte gariban muamelesi yapılan o mesleki eğitimin fedakar okul yöneticilerini, fedakar okul öğretmenlerini ve fedakar öğrencilerinin büyük bir katkısı var. Onlar sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını değil, yetiştirmeyle kapasitelerini göstermediler. Aynı zamanda bir kara gün dostu olduklarını da gösterdiler. İşte bu kapasiteyi sürekli güçlendirerek herhangi bir olağanüstü bir durum olduğu zaman oraya bu kapasitemizi evirme potansiyeline sahip olmuş olduk. Mesela tarımla ilgili şu anda sıkıntı var. 123 tane tarım lisesimizi 23 tane daha ilave ettik. 146'ya çıkarttık. Şimdi tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili her türlü eğitimi Tarım Ormancılık Bakanlığımızla birlikte yaptığımız gibi 4 milyon metrekarelik alanda da üretim yapıyoruz. Ve vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Asıl kırılma noktasını meslek eğitimde meslek eğitim merkezleriyle yaptık arkadaşlar.
25 Aralık 2021 tarihinde 3308 sayılı mesleki eğitim kanunda 3 tane önemli kritik değişiklik oldu. Ben sayın vekillerimizin de katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. İlk defa mesleki eğitim merkezlerini biliyorsunuz. Haftada bir gün okula gidiyor, 4 gün işletmede beceri eğitimi alıyor. Onun için dual mesleki eğitim. İki farklı ortamı kullandığı için hem okul hem işletme. Almanya'nın yıllardan beri başarılı bir şekilde yürüttüğü. Bizde de Almanya'ya ihtiyacımız yok. Aile kültüründen gelen çıraklık, kalfalık, ustalık eğitimin aynısı. O kanun değişikliğinden önce arkadaşlar 159 bin çırak kalfa vardı bu ülkede. 159 bin. Dün veya ondan önceki gün bir yerdeki konuşmamda 600 bin 888 demiştim. Gelirken bugün sabah rakamı kontrol ettirdik. 650 bin tane çırak kalfa var. 159 bin. Tamam mı? 10 ayda gelinen nokta 650 bin. Hedefimiz 1 Eylül tarihi itibariyle 700 bin çırak kalfa. Yıl sonu itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 1 milyon hedefine ulaşmak. Ve buna çok rahat bir şekilde ulaşacağız. Böylece ne yaptık? Bakın mesleki eğitim merkezlerinde kıymetli arkadaşlar yaş sınırlaması yok. Ortaokul mezun olmak yeterli. İşte genç istili azaltma ile ilgili bu ülkeye çok önemli bir enstrüman kazandırmış olduk. Şimdi mesleki eğitim merkezlerine giden tüm gençlerimiz ayda 1700 TL ceplerine devlet tarafından para veriliyor. Devlet tarafından, işveren tarafından değil. Önceden işveren tarafından veriliyordu. Bir kısmını devlet sübvanse ediyordu. Tamamını devlet olarak biz üzerimize aldık. Aynı zamanda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı devlet tarafından sigortalanıyor. Ve meslek öğreniyorlar. Şimdi güzellik de başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız dedi ki ben meslek eğitim merkezini tercih eden 5000 öğrenciye ayda 300 bin lira burs vereceğim. Protokol imzaladık. Sayın Başkan telefonla uğraşıyorum da sana mesaj geliyor. Sonra Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı ile protokol imzaladık. Şahin Bey ilçesindeki meslek eğitim merkezini tercih eden tüm öğrencilere 500 TL burs vermeye gidiyor. Sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, sonra Van. Ve bugün Nevşehir'deyiz. Görelim Mevlamlığı vermeyilerse güzele iler. Üçüncü konu arkadaşlar, siz değerli okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek, çok boyutlu olarak desteklemek. Gerçekten siz ne kadar güçlü olursanız biz kendimizi o kadar güçlü hissederiz. Ve eğitim sistemimiz o kadar güçlü olur. Bunun için öncelikli olarak okul yöneticileriyle ilgili İstanbul'da bir uygulama başladı. Kültür, tarih, medeniyet seminerleri, bilinci seminerleri serisi. Dedi ki tüm okul yöneticilerimiz Türkiye'deki İstanbul'a 3 günlüğüne götüren hem kültür tarihle ilgili İhsan Fazlıoğlu'ndan Saadettin Öktön'e ne bileyim Erhan Afyoncusu'ndan bu alanla ilgili tüm arkadaşlarımız gelsin öğretmenlerimiz okul yöneticilerimizle hemhal olsunlar, konuşsunlar. Hem de Boğaz turu yapsınlar, Topkapı Sarayı'na gelsinler, Tarihi Yarımada'ya gelsinler, Ayasofya Camii Kevi'ni gelsinler, görsünler İstanbul'u. Fen liseleri, sonra sosyal bilimler liseleri, sonra Anadolu liseleri, işte haftaya da bilim sanat merkezi yöneticileri, güzel sanat ve spor liselerinin yöneticileriyle bir arada olacağız. Ve gördük ki ilk kez İstanbul'a gelen okul yöneticilerimiz var. Yılın sonuna kadar tüm ilkokul, anaokulu, ortaokul, lise tüm yöneticilerimiz İstanbul'a olacağız. İkincisi, bu kısmı hoşunuza gitti galiba ya. İkinci en önemli şey arkadaşlar, sizlerin mesleki ve kişisel gelişiminize çok boyutlu destek vermek. Bunun için bakanlıkta inceleme yaptık. Neden? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı seminerlere çok fazla katılım olmuyor, memnuniyet çok fazla olmuyor. Baktık ki hep bakanlık kendisi belirliyor eğitimleri. Ve öğretmenlerimiz kendilerinin belirlemesini istiyor. Kendilerinin talep ettikleri eğitimlerin kendilerine verilmesini istiyor. Onun için paradigmayı değiştirdik. Dedik ki artık okul temelli mesleki gelişim programı yapacağız. Yani siz değerli okul yöneticileri öğretmenlerinizin istemiş olduğu eğitimleri belirleyeceksiniz. Bütçesini belirleyeceksiniz.
Bizden bütçesini isteyeceksiniz, biz size göndereceğiz. Bakın, burada alkış az oldu çünkü anlaşılmadı bu. Bu konu anlaşılmadı. Niye anlaşılmadı? Şimdi 2021 yılında öğretmenlerimizin mesleki gelişimi için ayrılan bütçe 8.9 milyondu. 10 milyon diye. 2022 yılında 292 milyona çıkarttık. Bunun kıymetli arkadaşlar, bunun 210 milyonunu işte biraz önce bahsettiğim okul temelli mesleki gelişim programı için ayırdık. Ama kullanım yüzdesi çok düşük. Şöyle bir alışkanlık var. Ya isteriz de göndermezler. Lütfen isteyin, hepsini karşılayacağız. Bak, yılın sonuna kadar kullanın parayı. Daha fazla kullan. İlave bütçeler verelim. Tamam mı Sayın Milli Eğitim Bey? O bütçeden sadece 5 milyon kullanabilmişiz. Çünkü ya Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüz bunun çok iyi tanıtımını yapmadı. Bir de o zihinsel alışkanlık devam ediyor. Kişisel gelişim, sadece mesleki gelişim değil, kişisel gelişim de, yabancı dil öğrenimi, liderlik özelliklerinin güçlenmesiyle ilgili hangi eğitim istiyorsanız, rasyonel çerçeve içerisinde, biz onun bütçesini karşılayacağız arkadaşlar. Bütçemiz var, paramız var. Onu kullanmak için aldık. Sizlerin yeterlilikleriniz gelişsin, bilgi, beceri ve yetkinlikleriniz artsın, eğitim sisteminiz daha güçlü olsun diye yaptık. İkinci uygulama, ülkenizdeki iyi okullardaki iyi uygulamaların okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından görülebilmesi için mobilite programını başlattık. Öğretmen ve okul yöneticisi mobilite programı. Genel müdürlüğümüz okulları belirliyor. Siz alanınızla ilgili hangi okulu görmek istiyorsanız oraya başvurup tüm finansmanı bakanlık tarafından sağlanarak orada belli bir süre, bir hafta neyse program çerçevesinde kalıp oradaki o iyi uygulamanın nasıl ortaya çıktığını yerinde deneyimleyeceksiniz. Bu da iyi uygulamaların ülke sattığında tüm okullara yayılması açısından çok kritik. Üçüncüsü de yıllardan beri söylemiş olduğumuz sizlere mesleki gelişim programları. Akademisyenlerin, öğretmenlerin, işte eğitim süreçlerini değerlendirdikleri, tartıştıkları, sınıfa gidip geri beslemeyle geri döndükleri, tekrar harmanladıkları bir çevre. Bakın, 2020 yılında kıymetli arkadaşlar, bakanlığın düzenlemiş olduğu merkezi ve mahalli eğitimlere katılan, yani sertifika verilen öğretmen sayısı 1.2 milyon sertifika verilmiş. Öğretmen başına düşen eğitim saati 44 saat. Ve OECD ortalamasına göre düşük. 2021 yılında 6 Ağustos'tan sonra buna ağırlık verince, bu şeyi değiştirince, ki tüm kapasitemizde biz kullanabilmiş değiliz. Navigasyon çalışıyor, öyle mi? Evet. 2021 yılına 2.9 milyon sertifikayla kapattık. Öğretmen başına düşen eğitim saati 44 saatten 94 saate çıktı. 2022 yılındaki hedefimiz her öğretmenin en az 120 saat eğitimden geçmesini sağlamak. Ve şu an itibariyle 6.3 milyon sertifikaya ulaştık. 70 saate ulaştık. Ki daha önümüzde asıl eğitimler okullar açıldıktan sonra başlayacak. Yani ez cümle demek istediğim şey şu. Biz mevcut eğitim sisteminin kalitesini artırmak için nasıl çalışıyorsak, bu kalitenin en önemli bileşeni olan siz değerli öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek için de her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Yeter ki aramıza kimse girmesin. Yeter ki birlikte konuşabilirim. Ben inanıyorum ki bu atılan tohumlar, bu atılan adımlar, bu ülkenin eğitim sisteminin kalitesinin artmasında, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesinde sonuçları çok uzun vadeli ve kalıcı olacak adımlar olacaktır. Ben hepinize çok teşekkür ederim bu süreçlere vermiş olduğunuz katkılardan dolayı. İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılı çok başarılı bir eğitim öğretim yılı olur.
Buradaki en büyük amacımız da, bu toplantıları yapmamızın en büyük amacı da şu arkadaşlar. İstanbul'da başladık biliyorsunuz bu toplantıları yapmaya. Bir hafta sonra, 17 Haziran'dan sonra. Ama şöyle, bir yıllık dönemi değerlendirelim. Neler yaptık, neler ettik, nereden geliyoruz, nereye doğru gidiyoruz? Bir hesaplaşalım, ben de size hesap vereyim. Anlatayım neler yaptığınızı. İkincisi, en kritik şey şu. Benim için en değerli olan yer okul. Okul yönetisi, okuldaki iklim. Okulun her türlü ihtiyacını bakanlık olarak karşılayacağız. Bunun sözünü veriyoruz. İşte bu toplantının amacı o. Biz okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi okul aile birliklerine, başkalarına ihtiyacı karşılamaktan müdana davranıp da başkalarına sizi muhtaç etmediği bir derdimiz asla olamaz. Asla olmayacak. Bu eğitimin güçlenmesiyle ilgili bu kadar yatırım yapan bir iktidarın, okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz olması da mümkün değildir. Bakın bugün verdiğimiz 260 milyonluk yatırım veriyorum. Okulların ihtiyacı 20 milyon. 20 milyon değil, 40 milyon veriyorum. Hiç problem değil. Ama şunu istemiyoruz. Yani top kağıt istemişler kayıt için. Bağış istemişler. Şu okulun ihtiyacı varmış, birilerinin işte ricada bulunmuşlar. Yok yani. Öğretmenim de okul yöneticim de dimdik duracak. Bakanlık olarak biz her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Okul, aile birliği gibi bir şey yapılacaksa daha dik durarak yapılacak. STK'larla işbirliği yapılacaksa daha farklı bağlamlarda yapılacak. Onun için gerçekten tüm okullarımızın, bürokratlarımız da sahada, okullarımızın tüm ihtiyaçlarını temizliğinden kırtasiyesine, küçük onarımından donatımına kadar her türlü ihtiyacını bugün itibariyle gönderdik karşılamak için. İhtiyaç olması durumunda da göndereceğiz. Hızlı bir şekilde o paralarınızı kullanın ve çocuklarımız geldiği zaman okullara, öğretmenlerimiz okullarına geldiği zaman bu okulda değişiklikler olmuş, şu yenilikler olmuş, şöyle bir problem vardı ve problem çözülmüş. Kütüphanedeki kitap sayısı artmış, laboratuvarlar yapılmış. Heyecanla, zevkle herkesin vakit geçirdiği, çocuklarımızın, yavrularımızın, siz değerli okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ortamları geliştirelim, yaygınlaştıralım ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirelim. Hepinize teşekkür ediyoruz, sevgili seyirciler. Ankara'da Bakanyam Silke, Gökkuşağı'ydı galiba. Tamam, şuradan dedim. Gökkuşağı özel eğitim okulu, özel eğitim bana bağlı bir rehberlik. O okulun imkanlarını güçlendirmek için çok çaba sarf etmiştik. Okul ziyaretinde bu çocuğumuz bana sarıldı. Dedi ki, bizi unutmayın olur mu? Bir daha gel dedi. Düşünüyoruz, biz günde 4 nesini bir de tekrarlaya tekrarlaya yaşıyoruz. İşte en büyük tutanağım karşıda bu resim var benim. Diyorum ki, bu çocuğumuz için tüm çileleri çekeceğim. Ama doğruluktan ayrılmadan bu ülkeye güzel şeyler yapacağız.